Murat Yetkin, Yetkin Report. Devlet haklı buraya kadar. Ahmet Türk'e de kayyum. Sırada İmamoğlu mu? İçişleri Bakanlığı 4 Kasım sabahı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü, Batman Belediye Başkanı Gülisan Sönüğü ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı görevden alarak yerlerine kayyum atadı. Gerekçe silahlı terör örgütü üyeliği ve propagandası. Tam da 8 yıl önce Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığı 4 Kasım günü. Devlet aklı böyle ince hesaplar yaparak Kürt seçmenin pes edip artık akın akın AK Parti'ye oy vereceğini mi hedefliyor acaba? Devlet Bahçeli'nin PKK'nın dağıtılması isteyecekse çıksın gelsin Meclise dem grubunda konuşsun demesi üzerinden iki hafta geçmedi. Bahçeli'nin bu çağrısı 10. gününü doldurmadan da CHP'li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanarak Silivri cezaevine atılmış yerine kayyum atanmıştı. Özelden Ahmet Türk'le dayanışma. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de barış deyince akla ilk gelen isimlerden Ahmet Türk'ün görevden alınmasını protesto ederek Mardin ve Batman'a gitme kararı aldı. CHP geri adım atmıyor. Ankara'da AK Parti ve MHP çevrelerinden bazıları kurdukları oyun planının tıkır tıkır işlediğini düşünerek ellerini ovuşturuyor. Oyun planlarına göre asıl hedef CHP'ydi. Kayyum operasyonunu özellikle CHP'den başlatmışlardı dem onlara destek verecek. Sonra dem belediye başkanları görevden alınmaya başlayınca CHP onlara destek verecek. Böylece CHP bölünecekti. Çok kalın hatlarıyla aktardım ama siyaset mühendislikleri bu kadardı. Oysa AK Parti içinde de bunun çıkmaz sokak olduğunu görenler var. AK Parti'nin kurucu kadrolarından Erdoğan'ın Bahçeli'nin hiddeti üzerine dışladığı Bülent Arınç'ın bugün T24'te Cansu Çamlıbel'e söylediklerini bu tepkinin dışa vurumu olarak görebiliriz. Arınç, Abdullah Öcalan'ın genel af çıkmadan serbest bırakılamayacağını, mecliste onu konuşturan partiye de mevcut yasalara göre kapatma davası açılacağının altını çizmiş zaten Kandil'in 2013'te Öcalan'ın dediklerini yapmadığını, şimdi hiç yapmayacağını öne sürüyor. İmamoğlu cezası şimşeyi bitirir. Bahçeli'nin çıkışı olmazı göstermektir demek isteyen Arınç, bu sözleri Ahmet Türk'e kayyum atanmadan günler önce söylemiş ama tam isabet diyebiliriz. Erdoğan'ın eski yol arkadaşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumuna da değinmiş. Ahmak davasından hiçbir ceza ya da siyaset yasağı çıkmaması gerektiğini, 12 Eylül davalarını kazanmış bir hukukçu ve meclis başkanlığı yapmış kıdemli bir siyasetçi olarak söylüyor. Erdoğan'ın siyaset yasağıyla Pınarhisar cezaevine konulması ardından kahraman olduğunu hatırlatıyor. İstinaf Mahkemesi'nde bekleyen İmamoğlu davasına bir başka kıdemli siyasetçi CHP'li Murat Karayalçın da başka açıdan yaklaşmış. Gazete duvara konuşan Karayalçın lafı dolandırmadan İmamoğlu'na ceza gelirse Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomik program çöker demiş. Acaba mevcut devlet aklı ki bence doğrusu AK Parti içinde Erdoğan'ın gözüne girmek isteyen bir hizbin MHP ile işbirliği içindeki oligarşik aklı devletin bütün zor aygıtlarına devreye sokarak CHP'yi dağıtmayı, dem seçmenini de AK Parti'ye çekmeyi kafasına koymuş. Tehlikeli bir oyun bu. Çıkmaz sokaktan bir an önce dönülmeli. <laughs>